Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd. Evvela selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem, aziz beraberler. Allah subhanahu ve teala'ya bir adet hamdü sana şükürlerimiz olsun. Allah Teala ibadetlerimizi, okuyan namazlarımızı da bizi kabul eylesin. Bugünkü sohbetimiz inşallah bana hammamız faziletini bileydigen ve o şekilde elhamdülillah Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini becerir. O zatıya köpler salavatlar yetişlikke hareket kılaydigen Cuma adablarigen inşallah kirişemiz. Avala Cuma'nın fazileti, yani Cuma gününün fazileti barasındaki ayet-i kerime ve hadis-i şerif bilen inşallah tanışıp örgeneriz. Cuma sözü özünüme. Cuma, kadarlar, Arapça söz, yani cemleniş degen namana giretir. Şunun için insanlar toplanıp Cuma namazıya gelip, ibadet kılıp Allah Ta'ala'nı avala buyruğunu beceredi ve onu ülken nimet ekenliğine his kılıp daima hürmetleştikçe hareket kılınır. İnsanlar toplan geldiği için Cuma cemleniş diyen mananı iletir. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم معناه أي إيمان كيرتگانلار جمعة كون نمازية ندا قلنگن بيتة الله نين ذكرية شاشلين و سودان قوين دي اگر بلسنگز انا شو اوزنگز اچون يحشدر دي الله تعالى دمك جمعة كون جمعة چاقرلنگن ندا قلنگن بيتة هر قند اشمزن تشلب بز جمعة نمازية كيرشلين كي الله تعالى بيروغ دي خدا بيروغ دي Bu ayet-i kerime buradırlar Cuma namazını farzligini tekitler ki gel. Farzligi kerime. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şeriflerde An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Khayru yevmin tala'at aleyhi şemsu yevmul Cuma Fihi hulika Adem ve fihi udkhilel cenne ve fihi uhrice minha ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنا دان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر. قياس كان كلن إن يحس جمعة كن دردية. رسول الله. أندى أدم خلق قلنا. يعني أدم عليه الصلاة. يرات الدردية. جمعة كن دردية. Unda u cennetke kiritildi. Unda u cennetten çıkarıldı. Kıyamet han fakat cuma günü kaim bulur dediler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Demek adam aleyhissalam yaratılgen kun cuma gün. Cennetke kiritilgen kun cuma gün. Cennetten çıkarılgen kun cuma gün. Ve kıyamet kaim kaçan bulur dese cuma günü var. Bana şu faziletlerini biz his kılıp Bazı bir nimalarda keladi birodarlar. Cuma günü bir olim zotni nimasi gaplari bor ekan. Cuma günü tong otsa quyosh chiqishini kutib qo'rqib o'tirardim deydilar-da. Nimaga desa qiyomat qoyim bo'lib qoladi, kim qo'rqib o'tiradi. Biz avvalo cuma kunini fazilatini his qilib O günü hürmetler, Allah Ta'ala buyurken farzını becerişe ki, kirişliğimiz gerek. Ve içimizde korku buluşunu gereken ki, o şekilde kıyamet bulkası Allah Ta'ala ibadetsiz ketip komey degen manada, ilk de tayinden inşallah ibadet ki, kirişliğimiz gerek. Avala özü her günü, lakin Cuma'nın şunu diye hürmet kirişliğimiz gerek. Ebu Davud, düğüdegilerini ziyade kılardılar yukarıdaki hadis-i şerifke.
unda, ya'ni juma kunida uning, ya'ni odamning tavbasi qabul qilindi. Unda, ya'ni juma kuni u vafot qildi dedi. Ya'ni odam alayhissalom vafot qildi dedi juma kuni. Va juma kunida qiyomat qoim bo'ldi. Juma kuni hamma jonivorlar tong otgandan to quyosh chiqquncha qiyomat soatini qo'rqinch ila kutib turdilar dedi. Qarang, hayvonlar ham qo'rqarkanda. Faqat jin va ins bundan mustasno deydi. Ya'ni jinlar, insonlar mana shu narsaga e'tibor beryapti, bilmaydi. Shuning uchun birodarlar, avvalo biz juma'ning ulug'ligini his qilishligimiz kerak. Juma kunida mana inshaalloh keyingi suhbatlarimizda qanday tayyorgarlik ko'rishlik kerak, odob axloqlari qanday bo'lishlik kerak. Bu borasida kelgan, ya'ni juma'ni fazilati borasida kelgan o'zi aslida juda ko'p rivoyatlar, juda ko'p oyat karimalar va juda ko'p payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni inshaalloh hadis shariflari bor. Lekin biz bitta oyat, bitta hadis o'rgandikki, juma'ni hurmat qilishligimiz kerak. U kunda nido qilinganda, ya'ni chaqirilganda juma'ga doimo har qanday ishimiz bo'lsa to'xtatib. Chunki birodarlar, baribir ozgina manfaat ko'ray deymiz-u, juma paytida qilingan savdodan ham, ishdan ham baraka bo'lmaydi baribir. Baribir baraka bo'lmaydi. Demak, buni fazilatini bilishligimiz kerak. Faqirlikni daf etadi deydilar. Shuning uchun birodarlar, hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah, ibodatga harismiz. Ilmga hadisimiz ayniqsa, mana shu ilmlarni o'zimizda mujassam qila olsak, avvalo o'zimiz amal qila olsak, ana shu bizning baxtimiz inshaalloh. Doimo oyatga amal qilib, hadisga amal qilib, hayot kechirishni Xudo o'zi nasib ro'z aylasin. Birodarlar